Herkese merhaba sevgili takipçilerim kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte annemin mutfağında davetliyiz annemin meşhur revani tatlısını yapacağız hep birlikte ee, bu tarif tamamen anneme aittir ve yıllardır bu tarifi yapar toplamda ilk önce şerbetini yapmaya başlayalım toplamda 4 su bardağı kadar toz şekerimiz var ee, bardak ölçümüz 200 ml. 4 su bardağı toz şeker 5 su bardağı kadar da su kullanacağız. Biz burada 3 su bardağı kadar bir şeker kullandık. Daha sonradan birer bardak daha ilave ettik. Tadını biraz daha şekerini artırmak istedik çünkü. Bu ölçülere göre yani yapacağımız revaninin ölçüsüne göre şerbetimiz tam geliyor. Siz malzemeyi azaltırsanız ona göre şerbetini azaltabilirsiniz veya şekerli sevmiyorsanız ona göre birazcık da azaltabilirsiniz. Tamamen kendinize göre tarifi değiştirebilirsiniz. Şerbetimizi ocağa koyalım. Yaklaşık 10 dakika kadar kaynatacağız. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika tutalım. Şimdi biz geçelim revanimizi yapmaya. 3 adet oda sıcaklığında yumurtamız var. Yumurtalarımızı karıştırma kabımızın içerisine koyalım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave edelim. Yine 200 milimlik ölçümüz. İyice köpük köpük olana kadar e, hatta böyle yumurtamız bembeyaz olana kadar biz toplamda 5 dakika kadar çırptık. Mikser yardımıyla çırpıyoruz. Mikseriniz yoksa el çırpıcısı yardımıyla da yapabilirsiniz. Bu tatlıyı şu anda annem yapıyor. Ben de sizler için çekimini yapıyorum sevgili takipçilerim. E, bu ölçüyle yaparsanız güzel bir sonuç elde edeceksinizdir. Köpük köpük olana kadar çırpalım. Bu arada fırınımızı 180 derece alt üst ayarda şu anda çalıştırmaya başlayabilirsiniz. Fırınınız sıcak olması gerekli. Mutlaka sıcakken atı daha güzel bir sonuç elde edebilmek için bir de tüm malzemeleriniz oda sıcaklığında olması kesinlikle gerekli. Evet Şimdi içerisine 1 su bardağı yoğurt ekliyoruz. Dilerseniz süt de ekleyebilirsiniz ama biz genellikle yoğurt kullanıyoruz. 1 çay bardağı da sıvı yağımız var. Onu da içerisine ilave edelim. Şöyle 1-2 daha çırpalım. İyice karışsın diye. İçerisine 1 su bardağı kadar irmik ekliyoruz. 1 paket şekerli vanili, bir paket hamur kabartma tuzu ilave edelim. İrmik bir su bardağından fazla olmasın bence. Yani biz bir su bardağı yeterli buluyoruz. Bu aşamada bir su bardağı da un ilavesinde bulunup üzerine bir paket hamur kabartma tuzu kullanıyoruz. Toplamda iki su bardağı un kullandık biz bu ölçülerle. Tabi siz yine kontrol olarak ekleyin. Her un aynı olmuyor çünkü. Tekrardan bir iki daha şöyle çırpalım. Dilerseniz portakal kabuğu rendeleyebilir veya limon kabuğu da rendeleyebilirsiniz tat katması açısından. Bu aşamadan sonra 1 su bardağı kadar daha un ilavesinde bulunduk. Toplamda dediğim gibi 2 su bardağı un kullandık. İyice çırpıyoruz şimdi. Tüm karışımlar birbirine böyle güzelce karışsın diye. Sizler için yavaş çekimde yapıyorum ki daha detaylı bir şekilde görebilirsiniz diye. Sıkılanlar için özür diliyorum şimdiden. Çok uzattığımı düşünenler varsa çok özür diliyorum. Ee, bilmeyenler için daha fazla böyle göstermeye çalışıyorum. Bizim tepsimiz 32 santim boyutunda ebatı. Güzelce şöyle sıvı yağ ile yağlıyoruz etrafını. Fırça yardımıyla yaparsanız her tarafı daha güzel bir şekilde yağ bulaşacaktır. Şimdi yaptığımız revanimizi tepsimizin içerisine döküyoruz. İyice düzleyelim etrafını da. Biliyorsunuz revani'nin çok fazla kabarmaması gerekli. Çok kabarırsa şerbetini tam istediğimiz gibi çekmez. O yüzden kullanacağınız tepsinizin yani bu ölçüde yaparsanız bir tık daha büyük olmasını tavsiye ediyorum. Daha küçük tepside kullanırsanız er revani'niz çok kalın olacaktır ya da ölçüyü azaltabilirsiniz. Küçük tepsiniz var ise. Evet, artık 180 derecelik fırınımıza göndereceğiz. Bu arada şerbetimiz kaynadı. İçerisine de bir adet bir limon dilim atıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi revanimizin altı ve üstü iyice kızardı. Bu aşamaya geldikten sonra şerbetimiz hafiften soğuk. Revanimizi de bir 5 dakika kadar beklettik. ilk sıcaklığı gitsin ve hamur olmasın diye. Artık şerbetiyle buluşturuyoruz. Şerbetimiz çok fazla sıcak değil, ılık kıvamda. Kekimiz de fırından çıkalı 5 dakika oldu, oda sıcaklığına birazcık gelmesini bekledik ve artık buluşturuyoruz. Yavaş yavaş şerbetini çekecek. Bu aşamadan sonra 2-3 saat kadar dinlendirmenizi tavsiye ederim. Beklerse daha iyi olacaktır. Hatta çok şerbetli istiyorsanız bu bu revanimizi sabahtan yapalım. akşama kadar bekletirseniz daha çok güzel bir şekilde şerbetini çekecektir. Revani aceleye gelmedi. dinlendirmeye bırakıyoruz artık evet sevgili takipçilerim artık revanimiz şerbetini çekti biz dilimlemeye başlıyoruz istediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz biz bu şekilde dilimleyeceğiz Üzerine dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben hindistan cevizi dökmeyi tercih ettim. Zaten revaniye en çok da hindistan cevizi yakışıyor. Bu şekilde yapıyoruz. Tamamen size kalmıştır. Her dilimin üzerine e, ceviz de aslında normal ceviz de kullanabilirsiniz. Fındık da kullanabilirsiniz. Dilerseniz orijinal şekilde hindistan cevizi de ekleyebilirsiniz. Şimdi sizlere iç kısmını da göstereceğim. Bakın sevgili takipçileri şerbeti nasıl çektiğini göstermek istiyorum sizler için. Etrafı tüm kek tarafı bile şerbeti bulanmış bir şekilde. Yani bu ölçülerle birebir yaparsanız tam bir şekilde şerbetini çekecektir. Bütün püf noktalarını sizlere gösterdik. Yavaş çekimde hepsini gösterdim. Tadına da bakacağız birazdan. Yakından inceleyelim yeniden. Bakın her bir tarafı güzelce şerbete bunaldı. İşte bu kadar. Deneyenlerden şimdiden yorum bekliyorum. Birebir ölçümüz yaptıktan sonra beğenirseniz lütfen yorum kısmına belirtirseniz çok seviniriz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.